Siz son dönemde döviz kuru ve fiyat artışı üzerinden yürüyen tartışmalarda da aynısını yaptınız yapıyorsunuz. Ya buğdayı dışarıdan alıyorsun, arpayı dışarıdan alıyorsun, nohutu dışarıdan alıyorsun, canlı hayvanı dışarıdan alıyorsun. Peki bunların sebebi neydi? Her gün yeni bir zam haberi ile uyandığımız, artık hiçbir şeyin fiyatını tam olarak bilmediğimiz günleri yaşıyoruz. Dünyada parası değer kaybederken milleti zenginleşen hiçbir ülke yoktur. Döviz kuru tutulamıyor. Dolar, avro, altın rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaşsa her sabah yeni zamlara uyanıyor. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Dengesizliğin birinci amiri enflasyondur. Belli ki asgari ücretlinin her geçen gün eriyen maaşının daha da erimesi, ucuz iş gücüne çevrilen ülkemizin yabancı sermayeyi, per sermayeye peşkeş çekilmişi demek ise bu politika ancak ve ancak güvenlikçi politikalarla sağlanabilir. Milletin gerçeklerinin sarayın paralel evreninin yanından yöresinden geçmediği gerçeğini artık bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur dediğim bugün artar yarın düşer sözleri ise muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Saadet Partisi, CHP, İ Parti'den ard arda tepkiler gecikmedi. Bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor. O cahilce konuştukça enflasyon artıyor. O cahilce konuştukça olan her zamanki gibi milletimize oluyor. İnsanlarımız fakirleşiyor. Yeni bir kuyruk görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Akaryakıt kuyruğu, indirimli ürün kuyruğu derken fırıncıların son 3 ayda başta un olmak üzere temel ham maddelere yüzde yüzün üzerinde gelen artışlar sonrası uyguladıkları zamlar ekmek kuyruklarını da beraberinde getirdi. Olağanüstü bir dengesizlik var. Zam her şeye zam yapıldı. Zam yapılmayan hiçbir şey yok. Muhalefet kuyrukları zamları gösterdi. Sadece siyasiler değil, AGD İstanbul Üniversitesi Teşkilatı da öğrencilere çekilişle ayçiçek yağı vereceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Döviz alıp daha da yükselmesini bekleyenlerin etiketlerine fahiş fiyatlar koyup haksız kazanç peşinde koşanların malını iki kat, üç kat fazlasına satmaya çalışanların sonu açık konuşuyorum, hüsran olacaktır. Çay ve simit hesabı yapma cesaretini gösteremeyecekler bundan sonra. Merkez Bankası'nın faizini indiriyorsun. Ekonomiyi düzeltirsen zaten faiz kendiliğinden düşer. Zaten bilmediği nokta o. <laughs>